Evet sevgili izleyicilerimiz, düğün çekimlerimiz devam ediyor. Öncelikle seni tanıyalım. Yozgat Ahtağ Madeni Kılıçlı Köyü Muhtarı Muzaffer Akar. Kılıçlı Köyü Muhtarı. Evet. Muhtarım biraz köyü anlatır mısın? Köyünüz kaç hanedir? Köyümüz yaklaşık 66 veya 67 haneden ibarettir. Nüfus olarak yaz aylarında 400-450 nüfusu var. Taşımalı okullarımız Ahtağ Madeni Lise, Boğazköy'e taşınmakta. İşte milletimiz, vatandaşımız fasulye, patates, soğan böyle işlere uğraşmakta. Malcılık, hayvancılık bu işlere uğraşmakta. Geçimini evet. Nasıl alamak? Peki köy düğünlerinden bahseder misin biraz? Burada düğünler nasıl başlar, nasıl biter? Düğünde töreler nelerdir? Buranın düğünde bizim gençlik yıllarımızda töreler ağırdı. Evet. Şu an gençlikte öyle bir eski anadanları unuttular. Ama bizim gençlik yıllarımızda oyunlar yapılırdı odalarda. Bizim geleneklerimize şeydi. Şimdi gençler bilmiyorum artık vallahi bizim geleneklerimizi unuttular şu anki gençler. Yani eski töreleri uygulamıyorlar. Uygulamıyorlar. Artık yeni töreler mi var? Cuma günü başlıyor. Düğün şöyle biraz anlatır mısın? Evet, cuma günü başlıyor düğünümüz. Pazar günü saat 10 veya 11'de veya 12'de, en geç 12'de biter. Ama daha önce perşembe akşamları da perşembe günleri başlardı. Düğünde misafirlerin geldiğinde odalarda yat, kahveler gezilirdi. Odalar gezilirdi, köy odaları. Misafirler tekrar davet edilirdi köye gelen. Ama şimdi araçlar çıktı, bilmem ne köylerde bir geliş gidiş. Sadece bir saatliğine gel git düğünlerimiz öyle oldu. Önceki bizim yaklaşık ben 50 yaşındayım. 18-20'li yaşlarımızda, atıyorum bundan 30 yıl önceki yaşlarımızda köylerimizde ulaşım zorluğu vardı. Diğer köylerimizden gelen vatandaşlarımız burada misafir olarak kalırlardı 3 gün. Veya kar yağardı, ne oyunlar ne odalarda işte iş en son kavgalara, gürültülere, sonra dostluklara bürünüyordu. Köyümüz bu. Yani eski tat kalmadı diyorsun. Yok, şu an eski tat yok. Eski tat da işte davul zurna. Bizim üstadlarımız vardı, davul zurnalarımızı çalan üstadlarımız. Akkoca'dan doktor vardı, böyle zurna çalan, iyi çalanlar. Şu anda arada biz eskiler olarak düğün dağılırken bir iki halay, üç halay, o zaman gençlik tabi 20-30 halayla çekiyorduk. Şu an bakıyorum işte, orkestra çalıyor, konuştuğumuz dahi anlaşılmıyor. Evet.
Peki pazar günü gelini götürürken böyle sandık üstüne oturuyorlar. Tabii tabii tabii. Evet. Kapı kapatıyorlar. Doğru kapı doğru doğru. Hala devam aynen, ediyor. Aynen aynen aynen. O yıllar o şeyler devam ediyor evet. Onlar devam onlar ediyor. Onlar devam ediyor. Onlar devam ediyor. Hatta gelin onları kesmek. Önceden şey yaparlardı. Aziz Allah. Odun şeylerlerdi, yolları engellemeye çalıştılardı gelinden para almaya için. Şimdi traktör, araba vesaire böyle işlerle. Yani eskiden gelin arabasını önce odununa neyle kapatırlardı? Şimdi aracından mı? Aracından kapatıyorlar. Evet, daha an mı sağlam aldılar o zaman? Fiyat yükseldi mi peki? Vallahi fiyat zarfın içinde. Öyle onu mi? Şey tarafı biliyor. Başına koyuyorlar zarfa. Zarfa adamın bütçesine bağlı. 5 lira mı koyuyorlar adam başına? 5 lira koyan da var. Bozuk para da koyan var mı? Şu anda işte bayağı da suya ıslama devri başladı şu an. Değil mi? Evet damat kıyağına siyahlarken bugünlerde de suya ıslama meşhur oldu. Suya ıslanıyorlar. Kimi suya basıyorlar? Atıyorum diyorum ki ben işte falanı suya bassın benden 100 lira 200 lira. Haydi babam yallah götür suya bas. Basıyorlar yani. Tabii hiç af yok. Basacaklar mı bugün? Vallahi bugün bura kız taraf olmaz da akşam oğlan tarafında olur. İyi tamam. İzleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı muhtarım? Buraya geldikleri için köyüm tabii ki. Tabii. Teşekkür ederim herkese ve sizlere de. Çiftlerimize Yozgat de evet. Mutluluklar diliyoruz. Çiftlerimize de mutluluklar dilerim ömür boyu. Teşekkür ediyoruz muhtarım. Karada mı çek? Karada mı?